Acayip Tarifler Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizinle nefis bir patates köftesi yapacağız. Köftemizi hazırlamak için haşlanmış patatese ihtiyacımız var. 4-5 tane haşlanmış patatesin üzerine baharatları atıyoruz ve pürüzsüz olana kadar eziyoruz. Ben bu aşamada tuz, karabiber ve pul biber kullandım. Sevdiğiniz başka baharatlar varsa siz de bu aşamada ekleyebilirsiniz. Patatesi ezerken tuzunu atmak, patatesin nemini alması açısından çok önemli. Lütfen siz de ezerken tuzunu atmaya dikkat edin. Bir tane yumurta sarısı ekliyorum. Yumurta sarısını da patateslere iyice yediriyorum. Ve şimdi un ekleme aşamasındayım. 3-4 kaşık unla bu patatesli harcı toparlayacağım. Her patatesin cinsine göre un miktarı değişebilir. Siz kıvama dikkat edin lütfen. Ama çok fazla da un koymamaya dikkat edin. Çünkü bu sefer lezzet kaybı yaşarsınız. Ben biraz çatalla karıştırdıktan sonra elimle yoğurmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi böyle katlaya katlaya unu patatese yediriyorum iyice. Burada kıyılmış maydanozum var. Eğer elinizde varsa taze soğan yaprakları da çok yakışıyor. Benim elimde yoktu. Elle eklemedim. Ama siz isterseniz ekleyebilirsiniz. Şu an hala fazla yapışkan olduğunu hissettiğim için ben bir kaşık daha un ekleyip toparlıyorum. Eğer tuzu ilk aşamada atmasaydık patatesin nişastası daha çok açığa çıkacaktı. O da çabuk toparlamak açısından yardımcı oluyor. Evet, artık patates köftem yuvarlanmak için hazır. İşi kolaylaştırmak için avuç içimi birazcık yağlıyorum. Bu sayede patates hiç yapışma yapmıyor. Böyle ceviz kadar bir parçayı alıp elimle sıkıca yuvarlıyorum ve üzerine bastırıyorum. Böyle yuvarlak köfteler hazırlıyorum ben. İsterseniz oval de hazırlayabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Tabii ki şekli size kalmış. Bu şekilde bütün harcımı avuç içlerimi yağlayarak köfte haline getiriyorum. Pişirmeden önce bir yarım saat buzdolabında dinlendirmek lezzetlerin oturması açısından gerçekten çok işe yarıyor. Ben de bir yarım saat buzdolabında dinlendirdikten sonra kızartmaya başlıyorum zaten. Gördüğünüz gibi benim bu boyutlarda 14 tane köftem çıktı. Yani bir patates bir kişi için ideal düşünebilirsiniz. Nasıl hazırlayacağınızı düşünürken öyle hesaplayabilirsiniz. Tavama bir parmak kadar ayçiçek yağı ekledim. Yağım iyice ısındıktan sonra patates köftelerimi bu şekilde önlü arkalı nar gibi olana kadar kızarttım. Kızaran patates köftelerini de bir havlu peçete üzerinde fazla yağını süzerek bir tabakta önce dinlendireceğim. Harcımıza hiç yağ eklemediğimiz için kızartırken ortalama bir parmak yağ kullanmamız gerekiyor. Ama mutlaka yağınızı çok iyi kızdırın, yoksa patates tavanıza yapışabilir. Bütün patates köftelerimi kızarttıktan sonra artık servis tabağıma alıyorum. Arzu ederseniz sarımsaklı yoğurtla da tüketebilirsiniz. Gerçekten onunla da muhteşem bir ikili oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.